7'den 70'e herkese resim sevincini aşılayan, belki şurada ufak güzel çalılıklar vardır dediği ses tonuyla hepimizi terapi iklimine sokan Bob Ross kimdir? 29 Ekim 1942'de ABD'nin Florida eyaletinde dünyaya gelen Bob Ross, gençlik yıllarından itibaren sanata meraklı biriydi. Absolutely have to have dark in order to have light. Can't have dark. Gotta have opposites. Dark and light, light and dark. Continually painting. 14 yaşında babasının marangozhanesinde çalışırken sol işaret parmağını kaybetti ve daha sonra okuldan ayrıldı. In your mind of how the painting progresses and how individual effects are achieved. 18 yaşında ABD Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Görev için gittiği Alaska'da doğal güzelliklere hayran kaldı ve resim çizmeye başladı. Yumuşak ruhlu biri olan Bob Ross, insanlara emir vermeyi ve bağırmayı da sevmiyordu. Kendine bir söz verdi ve bir gün ordudan ayrılırsa kimseye bağırmayacak. Now then, decide which peaks fathers to weigh. If this one's in the background, put a shadow behind this one first. 1982 yılında Walt ve Annette Kowalski çifti Bob Ross ile tanıştı ve bir program yapmak istediler. Resim Sevinci programının hikayesi burada başlamış oldu. Resim Sevinci programı yayınlandıktan kısa bir süre sonra büyük ilgi gördü. Ülkenin her yerinden mektuplar ve resimler yağmaya başladı. İnsanlar köylerini, evlerini, kasabalarını çizerek Resim Sevinci programına postalıyordu. Bu kadar ilgi gören programı yayınlayan kanal mali sıkıntılar içerisindeydi ve Bob Ross para alamamaktaydı. Hatta saç kestirmek maliyetli bir işlem olduğu için Bob Ross o yıllarda saçlarına perma yaptırdı. O saçlarıyla ünlü olan Bob Ross bir daha da saçlarını kestiremedi. 15 Mayıs 1994'te son programını yapan Bob Ross, lenf kanseri nedeniyle de televizyonu bıraktı. 4 Temmuz 1995 yılında 52 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi bugün aramızda olmasa da bize miras bıraktığı Resim Sevinci programı dünyanın birçok noktasında gösterilmeye devam ediyor. Pay close attention to the way tools are loaded to achieve certain effects. So let's start out and have them run all the colors across the screen that you need to paint along with us. So from all of us here, I'd like to wish you happy painting. God bless. Ross'un Resim Sevinci programında toplam 1143 tablo çizdiği tahmin ediliyor. Peki bu tablolar nerede? Hemen cevaplayalım. Bu eserler Bob Ross şirketinin Virginia eyaletindeki genel merkezinde muhafaza ediliyor. Şu an bu şirketin başında ise Bob Ross'un ortağı olan Annette Kowalski'nin kızı Juan Kowalski var. Bugün internette gördüğümüz Bob Ross'un eserlerinin gerçek mi veya sahte mi olduğunu bir tek Juan Kowalski onaylıyor. Şu an orijinalliğini sorgulayabilecek tek kişi kendisi. Bob Ross'un çizim tekniğine ve imzasındaki küçük sırlı ayrıntıya bakarak orijinal olup olmadığını anlıyor. Orijinal ise hemen bir sertifikayla eseri onaylıyor. TRT2'de yayınlanan Resim Sevinci programı ile bizleri eski günlerimize götüren Bob Ross'u saygı ve özlemle anıyoruz. İyi ki vardın.